Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda ben bir otomobil incelemeyeceğim. Bir otomobilinle ilgili deneyim yaşayan bir arkadaşımız var. Benim sosyal medyada tanıştığım Oğuzhan isimli bir kardeşimiz var, arkadaşımız var. Dedi ki ben dedi böyle bir araba aldım dedi. Zeyn Bolt'u. Şimdi size arkamda göstereceğim arabayı, bakın. Şöyle küçük minik bir şey. Ben de dedim ki ya şimdi ben anlatıyorum mesela. Ben istesem bu arabayı muhtemelen işte markası falan verecek, tamam mı? Ama ben dedim ki tecrübe yaşamış, kullanmış, birkaç bin kilometrede yapmış birisinin bence olması daha iyi olur dedim. Ve Oğuzhan'ı aldım. Oğuzhan gelir misin yanıma? Şimdi Oğuzhan'la biz sosyal medyada tanıştık değil mi Oğuzhan? Evet. Sosyal medyada tanıştık ve dedi ki böyle bir araba aldım. Araştırmış, soruşturmuş. Bir de Başak Burcu kendisi arkadaşlar. Çok titiz bir kardeşimiz yani. Acayip araştırmış. Şimdi ben çok fazla konuşmayacağım bu videoda. Konuşacağım da bir şeyler soracağım. Ki Oğuzhan böyle hazırlıklı da geldi. Deneyimlerini bizle paylaşmak için, sizinle de paylaşmak için aynı zamanda. Ben de bu tarz deneyimlere önem veriyorum biliyorsunuz. Şimdi araçla ilgili hem Oğuzhan'ın deneyimlerini hem de işte bir genel görünümü anlatalım. Daha sonra videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar araç böyle küçük, Smart'ı bilenler vardır ya da Citroen Ami, onunla çok karşılaştıracaksınız muhtemelen. Hem Smart'ın da vardı elektrikli biliyorsunuz, hem de Citroen Ami'nin. Oğuşlar Grup getiriyor Türkiye'de. Bu arada bu bir işbirliği falan değil, merak ettiğim bir arabaydı bu. Şimdi Oğuzhan şurası galiba şarj yeri değil mi? Evet, ben anlatayım, anlat yardımcı istersen. Olayım. Burası şarj kapağı, böyle basarak açılıyor. Böyle bıraktığımızda bol kalıyor. Şöyle bir kitleme mekanizması var. Şurada da minik bir switch var. Bunu açarak da bu şekilde şarja takabiliyoruz. Peki kablo veriliyor değil mi araçla birlikte, tabii doğal olarak? Evet, araçla birlikte veriliyor. Ama 220 volt kablo mu o? 220 volt kablo. Herhangi bir evdeki prize takıyoruz. Evet. Uzatma kablosuyla kullanacaksak da tabii herkesin bildiği gibi kaliteli bir kablo kullanmamız gerekiyor. Peki şeyi soracağım. Bunu mesela işte ne bileyim Zest'te falan şarj edebiliyor muyuz? Kablo mu gerekiyor ekstra? Evet, biz onun için AliExpress'ten bir kablo çözümü bulduk. O Zest girişinin çıkışını ev tipine çeviren. Evet. O aparatlardan grupta arkadaşlarımız aldı. Ben de sipariş ettim yolda. O aparat vasıtasıyla orada şarj edebiliyor olacağız. Tabii ki bildiğiniz gibi daha pahalıya mal olacak oradaki şarjlar. Evet. Peki farlar falan nasıl? Şimdi bildiğiniz halojen var, bakın şöyle. H4 galiba gördüğüm kadarıyla. H4, evet. Bunda halojen var. Ben yakayım farları bu evet, arada. Evet, yakarsan da güzel olur. Evet, sarı ışığımızı veriyor. Güzel. Bir de sinyalleri yaksana, çalışıyor. Sinyalleri yani sinyaller yakayım. Sinyaller bakın hem burada var hem yanda kaportanın üzerinde de var. Arkadan görünümü de dilerseniz gösterebiliriz. Arkadan da evet çekelim. Dediğin çok doğru. Arkadan da bu şekilde böyle. Şimdi bu pakette yaktık. Halojen var ama üst paketlerinde bu base paket LED farlar var. Ve öndeki farların çevresinde de gündüz farları var. Tamam, ben o paketleri videonun içinde çeşitli yerlere koyarım. Hani hepsini tek tek anlatmamız belki zor olabilir. Evet. Bu tarafa geçmişken şu bagaja da bir bakalım. Nasıl açılıyor, nasıl bagaj kapanıyor? Bagaj buradaki minik düğme vasıtasıyla açılıyor. Bagaj yok gibi bir şey o zaman. Aslında bu araç iki kişilik gözüküyor ruhsatta ve şu şekilde satılıyor. Atılıyor. Şurada şunu göstereyim. Bu ped orijinal arabanın kendi pedi. Kendi pedi. Yani. Ruhsatta iki kişilik gözüküyor. Bununla bu şekilde satılıyor ve çok da fazla eşya taşıyabiliyorsunuz. Bunu çıkardığımdaki durumu göstereyim size. Şimdi bagajda şöyle bir trik var. Burada bu arada kabloyu kablo göstereyim size. Az önce söylediğin kablo. Evet. Önden söylediğimiz kablo. Şöyle ev tipi. Bu da araca giren... Evet. Burada da güzel bir kapağı var. Bunu itina etmişler. Güzel bir kablo. Çince yazılarımız var. Şimdi burada bagajı yok gibi bir şey ama aslında var. Şöyle bir trik var burada. Buraya koyacağımız eşyaları bu araya koyup sonra kapatırsak. Çünkü burada biraz daha oluyor alan. Evet, burada üçgen yapıda bir alan var. Bu üçgen yapıda alanı değerlendirmiş oluyoruz. Ufak bir çantası var. Bir sürü çantası falan. Rahat sığar buraya değil mi? Evet. Burada şarj kablosunun pardon. Çantası var. Evet, çantası var. Bir yelek var içinde. Bir bijon anahtarı var. Bu kablo da bunun içinde duruyor ama çok sık kullandığımız için içine koymaya pek vakit bence olmuyor. Bence de gerek yok zaten. Evet. Bu arabada ek bir donanım daha var. Şöyle bir kablo sistemi monteli. Bu ekstradan alınan bir şey. Ek bir donanım. Buraya ayrıca bir pil takaraktan bunun menzilini 50 kilometre kadar daha arttırabiliyoruz. Aa, güzelmiş. Evet, bu satın alındığında bu donanımla geldi. Hepsi bununla gelmiyor. Tamam. Base pakete uygulanıyor. Ben bunun için bir pil yatırımı henüz yapmadım. Çünkü aracı bir deniyorum. Şimdilik eğleniyorum. Bakıyorum neler olacak, neler bitecek diye. Şimdi koyalım diyorsun. Bunu yerine yerleştireyim. Ben de bir yandan çekimlerini yapayım. Bakın.
tek kapılı bir araç ama şöyle göstermiş olayım, içeriden de bakalım. Koltuklar öne doğru yatırıldığı zaman arkada da bir yaşam alanı var. Küçük de olsa var yani. Şöyle gösterelim. Mesela bunları anlatacağız zaten. Birazcık böyle şeyden bahsedeyim ben. Bu yükseklik falan iyi mi geliyor mu? Kullanırken ne gibi bir deneyim yaşatıyor sana? Benim normalde bir jipim var. Onda bile tavan yüksekliği kafamın ya iki parmak arasındaki. Ama sen de uzun boylusun biraz. 1.90 varsın. 1.85 gibiyim. Ona rağmen bile bunun tavanı iyi. Dilerseniz oturarak göstereyim. Evet, oturarak gösterirsen daha rahat olacak. Şimdi şöyle. Normalde koltuk ayarımı böyle tuttuğumda yani hemen hemen 4 parmağa yakın tavanda yer var. Kullanış şeklim bu şekilde. Dilerseniz içine geçmişken buradaki tabii, detayları bundan anlatayım. Burada şöyle bir şey, direksiyon yükseklik ve derinlik ayarı yok haliyle arabanın sınıfı gereği. Yani A segmentten artık bile. Artık nasıl geliyorsa öyle kullanacaksın. Evet, yani bunun ayarı bu şekilde ama güzel yanı benim bacak boyum uzun olmasına rağmen direksiyona çarpmıyor. Burada bir sıkıntı yaşamıyorum. Pedallar biraz ortaya konumlandırılmış. Bununla ilgili bir şikayet var. Burada minik bir espri yapılmış artı eksi diye. Mantıklı aslında. Evet. Bu arada söyleyeyim ben otomatik vites bütün elektrikli otomobillerde olduğu gibi. Aynen. Debriyaj vesaire zaten yok. Aynen. Bu ortaya konumlandırılmış durumda. Bunun da sebebi amortisör sistemindeki o mekanik parçaların şurada çamurluk yer alıyor. Sığmamasından dolayı diye bir yerde okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Burada far ayarı var. Diğer birçok minik arabada bu yok. Lastik basınç sensörü var. Sis farları var. Buradaki minik trip metreyi sıfırlama orada falan. Kaç kilometre oldu şimdi senin araba? 2300 mü gördün sanki? Yanlış mı gördün? 2573 kilometre. Şöyle göstermiş olayım. Evet. Evet. 2573 kilometrelik bir deneyimden bahsedeceğiz burada. Ekran nasıl? Ekrandan memnun musun? Ekrandan şu an için güncelleme bekliyoruz. Memnun değilim çünkü Çince karakterler Çince var. Evet. Saat ve tarih ayarını henüz yapamıyoruz. Bunun için bir OBD parçası bekleniyor. Bununla arabanın yazılımı düzenlenebilecekmiş. Burada iki kusurumuz var. Hem dil hem orayla ilgili. Pili görebiliyoruz. Ne kadar olduğunu. Şu an %85 pili var. Ben sana gelirken abi sıfırlamıştım. 23,5 kilometre yol geldim. İşte burada %100'dü. %15 oranında şarj harcamış. Bu arada söyleyelim, menzil 120 kilometre değil mi? 120 kilometre, evet. Bu pakette 120, 170'lik olan paketi de var. Şimdi bu tarafa geçtik arkadaşlar. Düğmeleri falan göstermek için ama bir şey söyledi olsan. Burada da Ami'de olduğu gibi bir alan var. Eşyalarınızı, evet, yani böyle buraya ayağınız sığabiliyor. Bu şekilde değerlendirilebilir bagajın haricinde burası. Şimdi küçük gözler var. Evet. Burada bir telefon koyma alanı var. Şöyle göstereyim. Bayağı büyük telefon konur. Tablet bile konur oraya. Bu S23 Ultra ebatını kafanızda canlandırmak için söylemiş olayım. Bu şekilde konabiliyor. Yani sığmıyor. Burada bir ruhsat gözü var. Şurada bir plastik daha çıkıntılı bir alan var. Burada daha düz yapıda. Burada ruhsatı tartabilecek tarzda. Burada şurası torpido değil değil mi şurası? Orası torpido değil. Sigortalar orası, falan var. Evet, yani. Onunla ilgili yerler muhtemelen sökmedim. Şurada bir bardak koyma yeri var. Bardak koyma var, evet. Burada basit bir multimedyası var. Basit diyorum şöyle, bir hafızası vesairesi yok. Buradan tıklayarak açıyoruz. Radyo mu? Radyo var sadece. Bir Bluetooth bağlantısı vardır. Bu pakette Bluetooth bağlantısı yok. Diğer paketlerde var. USB'den bir müzik koyarsak onu çalabiliyor. Basit dememin sebebi şu. Buradan potansla kanalları bulup sesi açarak dinliyoruz. Şimdi YouTube telifine takılmayalım diye açmıyorum. Evet. Çince yazılar burada da var. Evet. Çince yazılar ne yazık ki burada da var ama bunların hiçbiri bir işe yaramıyor. Şöyle ki buna tıkladığında başa sarıyor. Bu da AM FM modülleri arasında işte geçiş yapıyor. Şu da işte buraya taktığımız USB'yi şimdi hareket ettim. Evet, bu hareket şimdi klima var tabii burada. Evet, klima sıcak soğuk var. Bu paneller benim Clio 5'imi andırıyor. Onlar gibi şeyi. Buradaki tıkırtılar, bu arasındaki geçişler ve şeyler, ses yapmayayım diye açmayayım. Gayet kaliteli. Şurada plastik çapakları, kusurlar, burada minik aralardaki çapaklar falan hiçbir şey yok. İşçilik güzel diyorsun yani. Aynen. Buradaki bağlantı noktaları zaten görüntülerde de gözüküyordur. Çok
rigid ve sağlam. Torpidoda gıcırtı, tıkırtı, pıtırtı yok. Sürerken de yok. Sert paydım acaba. Sert, klasik olarak. Klasik olarak ama dayanıklı oluyor. Bunu ben taktım. Çünkü burada telefon durmuyor. Bunun için bir AliExpress'te parça satılıyor ama gümrük vergileri nedeniyle çok yüksek bedellere geldiği için onu henüz almadım. Kendi multimedyası tek hoparlörlü olduğu için ben kendi telefonumdan müzik dinlemek istediğimden buraya bir Bluetooth hoparlör koydum. O pakette olan bir şey değil. Pakette olan bir şey değil. Hatta arabanın markasını Anker falan sananlar oluyor. Öyle komediler olabiliyor. Bu öyle bir şey. Bunu da böyle cırtlı bir şey yaptım. Evet, iyi yapmışsın. Evet, daha iyi. Hem kayıp düşmüyor hem de şarj için eve götürebiliyorum. Buraya bir telefon tutucu koydum. Şu düğmeyi merak ettim. Bu düğme ekonomik ve spor modlar arasında geçiş yapıyor. İki modu var o zaman. Evet, iki modu var. Bunu değiştirdiğimizde menzilde bir şey değişmiyor. Yani ekranda gözüken anlamda bir şey değişmiyor ama his olarak bu araba 20 beygir. Ekonomi modunda giderken sanki 15 beygirde gidiyormuş gibi bir his veriyor. Anladım. Onun haricinde buradaki ayarlar da güzel. Yani buralar da sanki A segment bir araba gibi itina edilmiş. Yani şu klimasını modda, nasıl soğutuyor mu peki? Kliması gayet iyi soğutuyor. Zaten araba küçük olduğu için bu arada bu pakette cam filmi falan da yok. Ötekilerde hafif biraz daha karanlık ama ben buna ön cama UV filtresi, diğer camlara da normal 2 numara film yaptırdım. Bunun neticesinde de iyi bir şekilde soğutuyor. Buraya bakarken şunu hatırladım bir anda. Şurada bir kilit mekanizması var. Araba durduğunda inmek istediğinizde bunu açıp iniyor olmanız lazım. Eğer kontağı kapatmadan inmek istersek bu hep kapalı konumda duruyor. Kontağı kapatırsak kapıları açıyor. Bu da trafik güvenliği açısından iyi. Mesela Ami'de hiçbir şekilde kapı kilitlenmiyor. Şey evet, bir kilit bir şey yok. Bu arada kapı İçleri de bayağı geniş. Yani. Bayağı geniş. Yani burada olmayan torpido eksikliklerini orada gidermişler. Şurası da evet, orası da arkada oturan kişi için. Ha, okay. Evet, orada çok güzel bir detay var. Bu arada burası hariç, yani 3 tane buralarda tutma yerleri var. Tutma yeri var. Evet, aynen. Şöyle göstereyim. Bunlara da çok itina etmişler. Kemer pozisyonları ayarlanmıyor ama yani benim 1.85'lik boyuma rağmen gayet kemer yeterli diyorsun. Koltuklar aynen. Şirin. Böyle küçük, ince gibi. Koltuklarında evet biraz şey yapabiliyor. Benim gibi iri insanlar biraz dışarı taşabiliyor. Ama hani konfor anlamında bir sıkıntı yaşamadım. Koltuk demişken koltuğun da yükseklik ayarı yok. Sabit yükseklikte ama bu bacak açımdan da gördüğünüz gibi biraz böyle hafif ticari araçlarda oturmuş gibi hissinde. Ve ben bu oturuşu seviyorum. Çok yatay bir oturuş sevmiyorum. Bu arada şurası dikkatimi çekti. Camın buhusunu almak için burada da ayrı bir evet, bölüm ayrı var. Ayrı bir şey var. Güneşliklere gelince güneşlikler düz. Birçoğunda olmadığı gibi bunda da makyaj aynaları ve ışıklı sistem yok. Buradaki ayna, sana doğru şöyle çevireyim. Büyüteçli bir ayna kullanılmış. Arkadaki bütün görüntüyü içine alabiliyor. Yan aynalar nasıl bu arada? Yan aynalar ne yazık ki manuel. Yani buradan kolunu uzatıp benim kolum yetiyor. Camı açıp manuel elle evet, yapıyorsun. O içindeki camı ittirerek. Peki görüş açısı? Görüş açısı çok iyi çünkü aynalar çok büyük. Yani hani başka biri bindiğinde aynayı ayarlamasına gerek olmuyor. O kadar iyi. Burada gene iç aydınlatması var. Bu aydınlatması kapı açık olduğunda yansın ya da hep yansın ya da klasik. Hep kapalı gibi. Evet, bu kadar küçük detayı bile anlatıyor olmamın sebebi bu. Mikrokarlarda çok abuk sabuk tasarruflar oluyor. Evet. Bunda hiç öyle bir şey olmaz. Bu arada vitesi de gösterelim merak evet, edenler olur. Vitesi geri vites, boş konumu ve ilerleyeceğimiz D konumu var. Camlar buradan otomatik. Ortadaki şeyden kapalı. Evet. Ve otomatik cam bu arada. Hani elle falan değil. Evet evet. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi mikro aralarda. Bakın o taraftan. Hani indir mesela. Hatta anladım. Aynayı da göstermiş olalım. Bakın evet. Aynayı da bu şekilde elimizde ittirerek içe dışa şeklinde. Şurada minik bir buhu önleyici sticker var. O görüntünün anlamı o. Ha, evet onu gördüm. Sen edeyim. Mi taktın yoksa? Ben taktım onu. Sen çünkü taktın. Camlarda bir ısıtma sistemi yok geleneksel otomobillerde olduğu gibi. O yüzden biraz buhuyu alsın diye öyle bir sticker taktım. Biraz işe de yaradı. Camın aynanın üstündeki şu plastik parça da oraya yağmur gelmesini engelleyen senin yaptığın bir şey. Evet, benim yaptığım bir şey. Modifikasyonlar yapmışsın ufak tefek. Yani minicik konfor öğeleri ekledim. Şey yapsın diye, bizi rahatlatsın diye. Bir de arka yaşam alanı nasıl? Şimdi koltuklar şöyle
yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Evet, buradan klikslerini açarak gidiyoruz. Hatta sen tut da ben bir oturayım bakalım nasıl olacak. Tamam. Bana beni bir çek bakalım. Allah, şimdi tabii kapatalım koltuğumuzu da şuradaki düğmeden. Tamam. Yani fena değil yani, öyle söyleyeyim. Bak şu an ben 1.73-1.75 boyunda. Şimdi şöyle Özgür abi, yani ayağını böyle, bacaklarını böyle tutmak zorunda değilsin. Ha, böyle yapıp, açtığında evet, çok daha rahat. Uzun boylu biri bile, hatta şuraya getirerekten de veya koltuğu biraz öne iterek de daha rahat olabilir yani, değil mi? Evet evet, ya yani zaten önde çok yer olduğu için itebiliyoruz. Arkadan da göstereyim dilerseniz. Şöyle bagajı arkadan açtığımda. Merhaba, buradan böyle. Gayet aynen. Güzel yani ya, basın şey, tavanın yüksek olması aslında mikrokar havasını bayağı bir atmış, onu söyleyebilirim. Aynen, çok güzel ifade ettin. Ben onu niye araba gibi hissediyorum cevabını evet. Bulamamıştım. Sen tavanın söyleyince... yüksek olması bu şeyi çözmüş yani. Hani şey gibi değil böyle, mesela ben şeye de binmiştim, 2 kişilikti gerçi. Smart'ta da bindim. Smart testi de yapmıştım, kanalımda da var yanlış hatırlamıyorsam. Onda mesela o bayağı küçük yani, arkada böyle oturacak bir koltuk vesaire yok onda. Bu bayağı fena değil yani. Şimdi burada da bir cepimiz var bu arada. Hem yolcu tarafında hem sürücü tarafında. Hatta burada arabayla ilgili bakın. Evet, üreticinin kataloğu var. RV DW10 diye böyle bir katalog da var. Bununla buraya koymuşlar. Güzelmiş bu da yani. Anahtardan bahsedelim dilerseniz. Böyle ilginç bir anahtarı var. Şu an stickerları üstünde, çok sık düşürdüğümüz için çıkarmadım. Burada sustalı bir mekanizması var. Arabayı kapayıp açma şeyi var. Otoparkta arabayı arıyorsak, kaybettiysek kilitleme tuşuna basılı tuttuğumuzda kornalarını çalarak bize nerede olduğunu gösteriyor. Güzelmiş. Evet, burada da bir itina biraz var. Biraz ama büyük bir anahtar değil mi ya? Hani... Biraz büyük bir anahtar. Benim elim de büyüktür. Kıyas açısından S23 Ultra ile isterseniz şey yapalım. Bayağı büyük yani. Oranlayalım. Evet. Yani şöyle bir boyutu var. Tamam. Şimdi kapı açılışından da bahsedeyim size. Kapılar oldukça geniş açılıyor. Yani bir kabriyo araba gibi. Burada benim yandaki oturuş pozisyonunda size bir görüntü verelim. Ben şöyle oturduğumda biraz tasarruflu oturursam, genelde bu koltukları dik kullanıyoruz çünkü böyle yeterli oluyor. Şu aradan ufak ebatta birileri geçebilir. Çocuk vardı senin, geçiyor mesela. Evet, çocuk falan geçebilir. Koltuğu yatırmadan da geçilebilir. Yatırmadan bile geçilebilir. Hatta gerekirse trafikte aceleden birisi burada şey yaparsa, hafif öne doğru eğilirse ben bile geçebilirim yani. Bayağı bir alan var yani diyorsun. Ya burada oturan azıcık sırtını öne doğru eğerse buradan geçiş sağlayabilir. İnerken de bu şekilde tutarak rahat bir şekilde inebiliyoruz. Şimdi Oğuzhan bir de kaputa bakalım. Ne var ne yok bir göster bize. Şimdi burada klasik arabalarda olduğu gibi kaputu açmak için minik bir düğmemiz var. Şuradan göstereyim. Şu altta. Evet. Onunla. Bu arada orada bir minik detay atlamışız Özgür abi. Burada da bir gözümüz ha, var. Telefonu buraya da böyle koyabiliyorsun. Evet, şunu çıkararak da göstereyim. Şurada da iki tane kartlık var. Bu da güzel bir detay. Arabanın her yerinde minik tefek bir şeyler var. Kurcaladıkça evet şey yapıyoruz. Şuradan açtığımızda kaputu şöyle gösterebilirim. Şurada bir klips var. Bununla açabiliyoruz. Arabanın kaput bu. Evet, kaput bu. Motorumuz bu. Şöyle elimle göstereyim. Bir karış. Bir karış bir detayı var. Araba 20 beygir, 85 tork. Dediğimiz gibi 120 km menzile sahip. Yayaların güvenliği için ilerlerken çıkardığı değişik bir ses de var. Onun da buzzer'ı burada. Buzzer ayarı diye. Var mı onun? Bazı arabalarda vardır. Bunda ayarı yok. Fix bir ses çıkıyor. Evet, fix bir ses çıkıyor. Grupta bazı arkadaşlar o sesten rahatsız olup soketini çıkarmışlar. Tamamen sessiz oluyor. Grup dediğim bu arada Facebook grubu falan mı var? WhatsApp grubu var. Sadece arabayı alanların dahil olduğu ve deneyimlerini paylaştığı. Orada siz bir paylaşımlar yapıyorsunuz. Evet, kendi aramızda paylaşımlar yapıyoruz. Facebook grubu da var ayrıca. Bu arada hazır kaputu açmışken herkesin bayıldığı tok kapı sesi. Bunda da var, tok kaput sesi var. Duyalım abicim. Gayet güzel. Şey. Kapıları da yapalım. Kapıları da yapabiliriz. Kapılar da bilmiyorum, şöyle mikrofonu yanaştırayım. Mikrofonu yakın tut, evet. Fena değil yani. Bagaj hepsinden iyi. Alman arabası tadı oluyor bagajda. Zaten şu açılıştaki amortisör sesi bile bak. Evet. Şu tıs amortisörün açılış sesi de gayet iyi. Kapanışı gayet bam güzel. Şeklinde. Çok.
Çünkü izolasyonu iyi. O yüzden kabin içindeki basınçtan kaynaklı böyle güm patça yapıyor. Şeyi soracağım, tekerlekler çok küçük. Hani var mı bunlarla ilgili bir sorun yaşadın mı? Hani ne bileyim, kasislerde şurada burada sıkıntı oluyor mu? Tekerleklerde bir sorun yaşamadım. Sürüş güvenliği anlamında. Bu arada ABS ve patinaj önleme sistemi de var bu araçta. Çok sert döndüğüm, şımarıkça hareketler yaptığım durumlarda bile kesinlikle kopma ya da devrilme hissi yaşatmadı. Arabanın genel olarak küçük yapısı nedeniyle biraz çok tümseklerde böyle bir sallantılı durumlar olabiliyor ama çok küçük, çok büyük bir sorun yaşadım gibi bir durum olmadı. Tabii ki dikkat etmek gerekiyor çukurlarda vesairede. Kışlık lastik bulmak biraz zor bu ebatta ama yazlık lastik noktasında sorun yok. Tabii senin de bildiğin üzere bu arabalar yaygınlaştıkça bu eksikler zamanla tamamlanacaktır diye düşünüyorum. O zaman şimdi bir içeri ekipmanlarımızı takalım, kameramızı, şunumuzu, bir yola çıkalım. Bir de yolda hem deneyimlerini aktar bize hem de bu 2500 kilometrede neler yaşadığını izleyicilere aktarmış. Tamam. Şimdi Oğuzhan'la beraber yola çıkıyoruz arkadaşlar. Rainbow RVS 10'un içindeyiz değil mi? Evet, RV10'un içindeyiz. Emniyet kemerlerimizi taktık. Burada bir ekleme yapmak istiyorum. Emniyet kemerini takmazsak araç çalışıyor ama uyarı veriyor sürekli. Dit dit ötüyor. Bu arabanın tabii geleneksel arabalardan, yani elektrikli arabanın geleneksel arabalardan en büyük artısı, direkt çalıştırdığımız anda 2 saniye sonra yanan ready ışığından itibaren D'ye alıp el frenimizi indirip ilerleyebiliyoruz. Şimdi aracın sadece yayalar için olan kısmında bir sesi var. Ses var, evet, değil mi? Bir uğultu var. Evet, ben ona uzay mekiği sesi diyorum. Uzay mekiği hiç görmedim. Dijital ses bunlar ama Avrupa Birliği mecbur zaten bunlar. Arabayla ilerlerken yavaş gidersek vaat ettiği 120 kilometrelik menzillere ulaşmamız daha olası oluyor. Kış şartlarında ve kullanım stiline göre menzil düşebiliyor haliyle. Neden aldın böyle bir arabayı? Onca önü bir konuşalım istersen. Neden aldım? Şehir içinde ben merkezi bir yerde oturuyorum. İstanbul'da iki köprünün ortasında diye konumlandırdığım ilçede oturuyorum. Burada sağa sola gitmek, ufak tefek market, alışveriş işlerini, okul, ev vesaire işlerini çözmek için bir çözüm istedim. Hali hazırda 2700 motor, devasa bir arabam var. Evet. Onun yakıt maliyetleri biraz yorucu oluyordu ve işte otoparktan çıkar, park et, götür, getir, işte ıvırı zıvırı yoruyordu insanı. Peki neden bu markayı tercih ettiğini soracak olursak? Ami var, ne bileyim, başka markalar da var böyle. Şimdi ben anlatırken bunun özelliklerini referans olması açısından Ami ile kıyaslıyorum. Ami'den bahsediyorum. Bu markayı seçme sebebim aslında bu ürün, RV10 diye tabir edilen bu ürün, Çin'de Wuling markası adı altında Mini EV denen modelin aynısı. Oğuşlar Grup firma, şirket tarafından getirilmiş Türkiye'ye. O firmanın kendi bünyesinde boş kar servisleri var. Bu boş kar servislerinde bu aracın teknik ve bakım hizmetlerini sunuyorlar. Hem firma güvenilirliği, hem servis anlamında iyi olması, hem de Çin'de 2022'den beri halihazırda üretilen bir marka olması nedeniyle bu aracı tercih ettim. Yarın bir gün tadatçısı tarafından bir destek bulamasak bile bir şekilde yurt dışından yedek parça çözümüne ulaşırız. Evet, şimdi otomobil alırken en büyük düşünce insanlarda bu. Markanın arkasında durulup durulmayacağı vesaire. Bu farklı markalarda da var bu arada. İçeride de benzer sıkıntılar yaşandı geçmişte. Şimdi kendileri geldiler filan. Sen orada bir, seninle konuşmuştuk zaten biz bu konuyu daha önce. Evet. Hani bir risk aldın kısmen. Kısmi bir riskten bahsediyoruz. Evet, aldım. Aracın fiyatı şu an Aralık 2023 itibariyle, ne zaman izlenir video, ne kadar izlenir? Tabii 3 ay sonra, 5 ay sonra izleniyor. Evet. Şu an 490-500 bin seviyesinde. Yani bu riski de ben kabul edilebilir buldum. Hayat hızla ilerliyor. Bir şeyleri deneyimlemek lazım. Ben de seviyorum bu şeyi. Bu arada az önce sollamam gerektiğinde hatırladım. Bu arabada Alman araçlarında olduğu gibi sollama sinyali denen sinyal var. Yani kolu tam çevirmeden azıcık bastırdığımızda 4 kere yanıp sönüyor. Sönüyor, evet. Bunu da eklemiş olalım. Menzil 120 kilometre dedik. ABS var.
4 kişi sığabilir. Hani 4 kişi ne kadar sığar tartışılır ama. Burada bir minik ekleme yapmak istiyorum. 4 kişi çok rahat sığıyor. Biz hatta benim gibi değil de normal porsiyon insanlar olarak 4 yetişkin 2 çocuk da bindik bu araca. Ha, bir sıkıntı olmadı. Bir sıkıntı olmadığı gibi Özdirek AVM'nin otoparkında alt katlardaydım. Oranın yokuşlarından çıkarak dışarı çıkmayı da başardım. Yokuş noktasında da bir sıkıntısı yok. Bir şeysiz sorun yaratmadı. Bir sıkıntı yaratmadı. Peki araca ilgi nasıl? Yani sokakta insanlar görünce böyle aa bu ne falan filan diyorlar mı? Ki biz giderken de birkaç böyle az önce bir çocuk gördü falan baktı mesela. Evet, el sallayan ha. Kız çocukları falan oluyor. Oyuncak zannediyorlar herhalde. İlgi bu sarı sitede ilanlar vardır. İlgiden sıkılacaksınız diye. Yani o tarzda şeyleri yaşıyorum. Gerçekten ilgiden sıkılınabiliyormuş. İlgiden sıkılma sebebim şöyle ki bu arabayı çok basit uyduruk böyle sanki 150-200 bin lira eve 2-3 tane alalım hepimiz bineriz filan basitliğinde zannediyorlar. Arabanın boyutuyla fiyatını aynı zannediyorlar. Bu küçüklükte fiyatını da zannediyorlar. Ne yazık ki günümüz koşullarında fiyatlar öyle bu değil. Bu şekilde evet. Evet bu şekilde. Evet. Peki yakıt maliyeti yani yakıttan kastettim tabii elektrik maliyetinden bahsedelim. Evet. Ne kadar tutuyor? Hani onu bir söylersen. Şöyle firmanın bahsettiği katalog verisi olarak 16 TL 120 kilometre yol yapabiliyoruz bu araçla. Çünkü bu 220 volttan şarj oluyor zaten. 220 volttan şarj oluyor. 16 TL 120 kilometre gidiyor. Tabii sen ölçtün mü? Hani hiç bir ölçüm yaptın mı? Bu konuda bir ölçüm yapmadım ama şöyle bir deneyim gözlemledim. Bir ortalama biz işte şehir içinde gez, sağa sola git, ufak tefek işlerimizi halletmek için ortalama 2-3 bin lira mazot parası harcıyorduk aylık. Kredi kartı ekstrelerimiz gelince oradan takip ettiğimiz değerler. Aynen. Bazen evet. 3500 liralara da çıkabiliyordu. Çünkü işte 500 al, 1000 al filan derken toplam bedel bunlara çıkabiliyordu. Bu araçta şöyle bir şey oldu. Tabii elektrik faturasına baktım. Bizim ortalama elektrik faturamız 300-350 TL gibi geliyordu kullanım şartlarımıza göre. Çalışan insanlar olduğumuz için ortalamalar belli. 500 küsür geldi. Yani bir 200 lira falan gibi bir fark oldu. Yani 150-200 lira gibi fark ettik. Aynen. 3000 lira yerine 200 makul bir rakam. Benim için evet. Oldukça şey bir durumdu. Peki onu soracağım. Bak hemen araya giriyorum. 150-200 lira diyorsun. Bu tabii kaç kilometre yaptığın ay, bir ayda kaç kilometre yapıyorsun? Onu da söyleyelim ki insanların kafasında soru işareti kalmasın. Yani 500 mi yaptın? Örnek veriyorum. 500 kilometre mi yaptın bir ayda? Bir ayda hemen hemen 1000 kilometre yakın yol yaptım. Evet. Çünkü şey artık terlik niyetine sürekli evet. Kullanıyorsun. Yani bizim evimiz AVM'ye 500 metre uzaklıkta. Normalde yürüyerek giderdik büyük arabayı çıkarmamak için. Bununla gidiyoruz. Hatta acaba fırının önünde park yeri var mıdır? Ekmek almaya da bununla mı gitsek filan gibi şımarıklığımız da oluyor. Madem ki iş elektrik şeyine geldik onu da söylemek istiyorum. Yani bu aracı veya böyle bir aracı, bu aracı için söylemiyorum ama alacak olanlara ne tavsiye edersin? Yani evinde bir kere bir hani şarj etme imkanının olması lazım değil mi? Evet, şarj etme imkanının olması lazım. Herkes önce çok hevesleniyor. Aa süper biz de alalım filan ama dönüp baktığında adam 12. katta oturuyor, 8. katta oturuyor. Ne yapacak? Uzatma mı sallayacak aşağıya yani? Yani uzatma sallama imkanı olanlar da olabilir. 2. 3. katta oturanlar bu opsiyonu kullanabilirler ama uzatma kablosunun çok iyi olması lazım. Komşuların rahatsız olmaması lazım. Benim camın önünden geçen kablodan ben rahatsız oluyorum diyebilir. Bunları iyi planlamaları lazım bir kere. Onu yapmadan aslında elektrikler var. Herhangi bir markadan bahsediyorum. Aynen. Ben almak mantıklı değil. Aynen. Ben depo örneği veriyorum herkese. Kesinlikle. Park ve şarj imkanının olacak. Ne yazık ki. Buna dikkat edeceksin. Şimdi biz E5'te giriyoruz şu anda ve işte kaçta giriyoruz? 45'te. Bizde hız limiti vesairesi yok değil mi? İstersen daha hızlı gidebilirsin. Orada şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bu araç ama örneği vereceğim gene. O elektrikli bisiklet diye geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu elektrikli motosiklet diye geçiyor. Bunun sayesinde otoyolları falan kullanabiliyoruz. Köprü geçişi yapabiliyoruz. Hız limiti olarak da motosiklet hız limitine tabiyiz. Aracın 80 ise motorun 70. Ne yazık ki orada da bir hata var. Motosikletler çok daha kıvrak, çok daha seri araçlar. Bu hız limitinin düşüklüğü çok anlamlı değil ama o da başka bir videonun konusu olsun. Bu noktada motosiklet gibi. Köprü geçişlerinde de motosiklet ücreti ödüyoruz. 15 lira değil 3,5 lira gibi bir ücret var ama karayollarında normal araba ücreti alınıyormuş. O da bir video konusu olabilir bu arada. Otobana çıkarsan öyle. Evet yani. Çünkü ondaki gerekçede 4 tekerleğiniz var ve asfaltı ona göre yıpratıyor gerekçesi
varmış. Peki bunu kimler almamalı? Biraz da ondan bahsedelim aslında. Yani ben genel olarak elektrikli arabaları hani alırken işte az önce konuştuk ya işte mesela. Hani bunu alacağım ben Sivas'a gideceğim İstanbul'dan. Olmaz. Sivas'a gidin güzel yer o ayrı konu. Tek arabanız varsa ve çok sık şehir dışına gidiyorsanız tabii ki sıkıntı. Bu anlamda tek arabaya ihtiyacı olanlar için çok anlamlı değil ama tatil... Şehir içinde ikinci araba. Evet şehir içinde ikinci araba ya da senin rotan bellidir. 5-10 kilometre, 20 kilometre işlev arası bir yer vardır. Tatillerine falan hep uçakla gidiyorsundur, otobüsle gidiyorsundur. Ben uzun yola araba kullanmam. İşte 300 kilometreye bile arabayla gitmek istemiyorum falan gibi düşünceniz varsa bu aracı tercih edebilirsin. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Hani önerir misin böyle bir aracı? Mesela ben de düşünüyorum. Benim Clio'm var bir tane bilenler biliyordur. İkinci araba alsam 500 bin lira vermek hani insanın aklına şu geliyor. Bunu alacağıma bir tane daha Clio alsam ikinci el falan. Hani ne düşünüyorsun bu konuda deneyimi olan bir insan olarak? Şimdi burada Clio örneği vermişken ben malzeme kalitesi ve his anlamında da ekleme yapmak isterim. Benim de Clio 5'im ve Clio 3'üm vardı. Bunun sürüş ve kalite hissi ona benzer şekilde o anlamda iyi. Ama sorunun cevabı olarak bu açıkçası senin kullanım şekline ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek bir şey. Evet bunun fiyatı yüksek bir fiyat ama kullanım şekline göre işinle evin arası 5 kilometredir. Bu tasarruf için bu alınabilir ama matematiksel hesabı vurup ne kadar yıl, kaç yıl, ne kadar tasarruf eder, o parayı nasıl değerlendirin filan açıkçası kullanıcının bileceği iş oluyor biraz. Evet, o kişiye göre değişir. Evet. Burada da yorumu size bırakıyoruz arkadaşlar. Çünkü herkesin durumu farklı. Burada çok böyle ahkam kesmek de ben doğru bulmuyorum bu tarz konularda. Çünkü dediğin gibi yani ikinci araba böyle bana alayım ben o ikinci arabada ben şehir dışı yapmak istiyorum dersen bu araba değil. Değil, bu evet. Değil. Hani yoksa alternatif çok var. Hani onu alacağıma bunu alırım. Muhtemelen bu videonun altına öyle çok yorum gelecektir Oğuzhan. Hazır ol. Evet. Ya bunu alacağıma şunu alırım bunu al ya. Tabii ki alırım. 98 BMW alırım. Falan yani evet. Hani. Alınır yani arkadaşlar ya. Onun sonu yok. Mercedes evet. Alırsınız dediğin gibi 95 model, 98 model ama aynı şey değil. Yani birazcık beklenti ve ihtiyaçlara göre aslında konuşmakta fayda var. Yoksa ezbere konuşmuş oluruz. O da doğru değil yani. Evet. Ya burada sadece mikrokar kategorisinde gerçekten güvenilir ve arıza olasılığı en az ürün anlamında bu arabayı ben çok mantıklı ve tercih sebebi buluyorum. Bunu da eklemek isterim. Şimdi burada kilometre saatindeki durumu da göstereyim size. Şu an ben gaza bastığım için buradaki kırmızı pil simgesiyle pillerden kullandığımı gösteriyor. %10-12 değişiyor oranında pile yük bindiriyorum. 93 kilometre menzilim kaldığını söylüyor bu pille. Pillerim de %78 oranında doluluk gösteriyor. Şurada Çince yeşil olan bölüm eco modda gittiğimi gösteriyor. Hemen şu ES tuşu şurada kadrajda gözüküyor. ES tuşu az önce anlattığım gibi spor ve ekonomi modu. Burada gösterecek olursak bu yeşil sarıya döndüğünde spor moda gidiyor. Araba biraz ileri doğru atıldı bunu yaptığımızda. Bana ekonomik mod yeterli olduğu için bu şekilde kullanıyorum. Burada şöyle bir ekleme yapmak isterim. Yokuş aşağı inerken şu an otoyoldayız biraz göstermeye çalışıyorum. Ayağımı gazdan çektiğimde bakın yeşil oldu. Kendisini doldurmaya başlıyor. Yani buradan... Rejenerasyon var evet, yani. Rejenerasyon var. Rejenerasyon şöyle bir durum var. İki tip rejenerasyon var. Burada ekonomik modda %10 seviyesinde rejenere olup pili dolduruyorsa spor modda %20-25 oranında dolduruyor. Oradaki tork şeyiyle ilgili bir durum herhalde. Pili daha fazla dolduruyor. Bunu da eklemiş olalım. Evet arkadaşlar direksiyonu ben geçtim. Oğuzhan'dan aldım. Bir abi sen de kullan dedi bir deneyimi alalım diye. Vallahi güzel görünüyor. Hani direksiyon fena değil. Hissiyatı iyi gibi. Şimdi dry modundayız ve kaldırıp bakalım. Gaza basıyoruz. Evet aracımız hareket ediyor. Şimdi birazcık basalım bakalım ya. Oğuzhan böyle yumurta varmış gibi şey yapıyor. Bakayım. Sürüş hissiyatı iyi yani. Dediği gibi Oğuzhan'ın hani bir ses geliyor gaza bastıkça. O ses belli bir hızdan sonra da kesiliyor. Vallahi güzelmiş. Hissiyatını beğendim. Dediğin gibi yani bende de Clio 4 var. Sende 5 varmış. Evet. Clio 4'ün hissiyatını veriyor yani. Yani gerçekten de. Spor modu alalım. Oo. Gördüğün gibi evet. Bir öne attım. Hemen bir böyle bir turbo takıyor. Turbo gibi gidiyor yani. Evet. Ama söylediğin gibi fren, yani gaz ve fren çok böyle şey ortada yani. Bayağı pedallar ortada. Pedallar ortada yani.
Ama fena değil bu arada. Hani işçiliği falan güzel. Hissiyat güzel. Beğendim ben yani bu arada. Direksiyon hissiyatı da iyi. Bakın şöyle oynuyorum şu anda mesela. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Huzurlarınızdayken Oğuzhan'a teşekkür ediyorum böyle bir imkan verdiği için. Videonun içinde söyledim. Bu bir yani işbirliği falan değil. Oğuzlarla falan bir alakamız yok. Böyle bir mikro kar almak isteyen, ben de düşünüyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Lar için hani bir fikir verelim dedik. Artısını eksisini anlatmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bu araçla ilgili ya da farklı türden araçlarla, elektrikli otomobillerle ilgili sorularınız olabilir. Yorumların altına yazın. Hem ben hem Oğuzhan bakarız. Deneyimlerimizi, tecrübelerimizi size aktarmaya devam ederiz yorumlarla birlikte. Kanala abone olun. Onu söylüyorum her zaman. Abone olmayanlar var bu arada aramızda. Lütfen onlar da abone olursa seviniriz. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Mutlu olurum. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada bulunuyor. Oradan da tek tık da beni takip edebiliriz ki bu aracı incelemesini yapacağımı ilk olarak sosyal medya hesaplarımda da duyurmuştum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir kez daha Oğuzhan'a teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkürler izlediğiniz için.